Hayrettin Karaman, Kemale Yolculuk İnsanoğlu kendi başına tesadüflerin sevkiyle var olmamış, yaratılmıştır. Başıboş, amaçsız, mutlak manada hür veya mecbur olarak da yaratılmamış, belli sınırlar içinde hür olan iradesiyle hayat çizgisini seçmesi, bir amaca doğru belli bir yoldan ilerlemesi için yaratılmıştır. Yaratan eserini herkesten daha iyi bildiği için ona verdiği bilgi akıl ve iradenin amacına ulaşmasına yeterli olmadığını göz önüne alarak gerektikçe peygamberler ve kitaplar göndermiş, insanların akıl ve iradelerine yardımcı olacak lütuflarda bulunmuştur. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi rehber edinen Müslümanların çocukları doğdukları günden itibaren en azından nazari ve farazi olarak ilahi lütuflara mazhar olmakta, Müslüman çevreleri tarafından doğru hayat çizgisini seçecek bir biçimde eğitilmektedirler. Çocuklar büyüyüp ergen ve ergin çağa girdiklerinde kendi iradeleriyle ya kemalin ya zevalin, ya ahsen takvimin, ya esfel ya hakka kulluğun, ya nefse köleliğin, hasılı ya cennetin ya cehennemin yolunu seçeceklerdir. Din eğitim ve öğretimini kendi iradeleriyle seçmiş, yahut da bu okullara geldikten sonra içinde bulunduğu durumun şuuruna ermiş, sorumluluğunu idrak etmiş olanların seçtikleri ve seçecekleri yol bellidir. Ancak yolu seçmek, belli bir mesafeyi kat etmek her şey değil, yalnızca bir şeydir. Bir ömür boyu sürecek olan kemal yolculuğunun küçük bir parçasıdır. Burada kemalden insan-ı kamilin erginlik ve olgunluğunu kastediyoruz. Kamil insan aynı zamanda kamil kuldur, kulluk kemale doğru yol aldıkça iğreti, emanet, gölge varlık hakkındaki şuur da kemale doğru ilerler. Sonunda gerçek varlığın kemal ve malikiyetin kime ait olduğu, yakının bütün dereceleriyle kavranmış, idrak edilmiş olur. Kemale yolculukta insanın yakıtı veya azı, ilim, iman ve ameldir. Hiçbir beşer bu üç unsurun tamamını eksiksiz olarak elde etmiş olamaz. Hayırlı ömür bunlardan mümkün olan en fazlasını elde etme çabasıyla geçirilen ömürdür. Belki en büyük afet kişinin kendini İlim, iman ve amelde zirveye erişmiş bilmesi ve sanmasıdır. İlim, iman ve amel üçlüsü birbirinin hem sebebi hem de sonucudur. İlim imanı, iman ameli getirir. Amel imanı artırır. Artan iman ve amel yeni marifetlere pencere açar. Din öğretimin mezunu her şeyi bitirmemiş, yalnızca bir menzili kat etmiştir. Şimdi onun önünde bir ömür boyu ulaşmak için yol kat edeceği daha nice menziller, konaklar vardır. Gerçi insanı kemale doğru götüren yollar insanların sayısı kadardır denilmiştir. Ancak bu yollar değişik yollar değil, tek yolda, tek amaca doğru yürüyüş biçimleridir. Umumi bir yürüyüş biçimi kemal yolculuğunda ilke zikretmek gerekirse şunları söylemek mümkündür. İlim okumak dinlemek, düşünmek ve müzakere etmek suretiyle geliştirilir. İman bir hidayet meselesi olmakla beraber ilmin, eğitimin ve amelin iman üzerindeki tesiri inkar edilemez. Amel ki bunun içinde ibadet, hayat düzeni ve ahlak da vardır, ilim ve iman yanında eğitimle geliştirilir. Eğitimde en önemli unsur çevredir. Kamil veya kemal yönünde ilerleme cehdi içinde olan insanlarla beraber olanların onlardan etkilenmemesi düşünülemez. Ak üzümler mor olur yahut kara. Mor üzümle komşu olsa bir ara, kamil insan sohbetinde daim ol, gül kokar gül bahçesinden geçse yol. Örneğin Allah Resulü yol, kitap, nurunun pervanesi bin afitab. İslam'da fertlerin diğer fertlere ve topluma karşı da ödev ve sorumlulukları bulunduğu için ameli hem ferdi hem de sosyal alanlarda düşünmek ve yürütmek zarureti vardır. Gemi batarsa suçlu suçsuz, kusurlu kusursuz bütün yolcularıyla birlikte batar. Gemisini kurtaran kaptandır ama unutmamak gerekir ki gemiler yolcular içindir. Toplum gemisinde herkesin kendi güç, kabiliyet ve imkanlarına göre vazife ve sorumluluğu vardır. Özellikle halkı irşadı iş edinenlerin vazifesi insanlara kemal yolculuğu şuurunu kazandırmak ve bu yolculukta yardımcı olmaktır. Haydi hep beraber kemale yani hak kulluğuna yani gerçek insanlığa doğru kanat açalım. Mevla kanatlarımıza güç versin. Versin ki bizim için mukadder olan en ileri menzile ulaşalım. Hayretin Karaman Yeni Şafak Karaman